Arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi bu kanalımızda yeni bir teknik analiz olarak sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Sayın Kenan Bey'in bana vermiş olduğu bu izinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kanalda inşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Daha da güzel şeyler sizinle paylaşacağız. Şu an Tofaş'la başlamak istiyorum. Tofaş ne oldu? Geçtiğimiz hafta içerisinde tedarik sorunu oluştu ve Tofaş fabrikasını 2 haftalığına kapattı. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ürün tedariğinin yaşanan sıkıntı nedeniyle üretim yarın akşam itibaren 2 hafta süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı. Tüm dünyayı etkileyen mikroçip sorunu Türkiye'deki fabrikaları etkilemeye başlamıştı. Tofaş mikroçip tedarik nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı. Tofaş 19 Mart'ta mesai bitiminden sonra 2 hafta süreyle üretimi durduracak ve 5 Nisan 2021 tarihinde ise üretime yeniden başlayacak. Demek ki bu bir şeyleri bir vaatlerine alınmış ki o tarihe kadar ellerine ulaşamayacağını görmüşler. Tekrardan böyle bir karar almışlar. Doğrudur, olabilir. Daha da fazla üretime geçerler. Daha sıkı çalışırlar. Böylece siparişler birikir. Üretim durdurulma sürecini fabrikada periyodik bakım süreçleri gerçekleştirecek diye bir açıklama yapmışlar. Bu da çok olumlu bir açıklama. Zaten ben de makine motor mezunuyum. Oradan çok iyi biliyorum. Fabrikalarda çalıştım. Teknisyen olarak, elektromekanik teknisyen olarak. Bunlar hep bu süreçler fabrikanın bakımları için çok önemlidir. Tofaş çok büyük bir marka. Dünyada ve Türkiye'mizde en büyük markalardan bir tanesi diye söyleyebilirim. Tofaş fiyat marka araçlarının üretimini gerçekleştiriyor. Egea, Doblo, Ducato, Friano gibi modelleri Türkiye'de üretiyor. Bunlar mükemmel arabalar. Hisselerimizde de şöyle başlayalım. Önce haftalıktan başlıyoruz Tofaş'a. Şöyle bir oluşumu gözlüyorum. 2017 senesinden beri bu hisse senedine şöyle geniş bir çanak oluştu. Bu çanağın şu boyun bölgesindeki onayının da alındığını görmekteyiz. Eğer bu çanak ben katlayacağım derse bir katı bunun 53-55 liralık kalabileceğini görüyoruz. Eğer bu çanağı uzun yıllara yayılmış olan bu çanağı ben iki katını yapacağım derse 106 TL'ye, 3 katını yapacağım derse 159 TL'ye kadar yolu var diyebiliriz. Bu bir haftalık grafiktir. Haftalık grafikteki büyük resme bakılır. Büyük resim dediğimiz uzun vade bir yatırımdır. Uzun vadeden kastım da 1 sene veya 2 sene, maksimum 3 senedir. Yani ben alırım, yavaş yavaş maaşımdan para biriktiririm, her ay belli bir kısmını buraya yatırırım derseniz bu firmayı ben size önerebilirim. Türkiye'nin güzide firmalarından bir tanesidir. Uzun vadede bu şekilde görünmektedir. Herhangi bir kriz çıkmadığı müddetçe, bu yatırımlarına devam ettiği müddetçe bu şekilde güzel güzide bir firmamızın bu yerlere gelmesini ben bekliyorum açıkçası. Bu da bana haftalık grafiğinde bunu gösteriyor arkadaşlar. Büyük bir çanak var. Çanağın katlaması buna ifade. Bu bir katı sadece. Şimdi geçelim günlüğüne. Günlükte de bir oluşumu var arkadaşlar. Bunun sermayesini görüyorsunuz. 500 milyon bir sermayesi var. Öz sermayesi şu uçuk bir miktar. Defter değeri 8,4. Fiili dolaşımı 24,12'si hissedarlara dağıtılmış. Yani piyasada 24,12'si şirketin açık. Ve 120 milyon kadar hissesi, adet olarak hissesi bulunmaktadır. Piyasa bölü defter değeri 4,14. Arkadaşlar, 120 milyon adet olan bir firmanın bence çok da büyük bir tahta olmadığını size söylerim. Sığ tahtanın bir üst kademesinde diye ifade edebiliriz bunu. Bence bu hisse senedinde yatırım yapmak çok mantıklı olarak görüyorum. Şurada da bir günlükte filam oluşumu göstermekteyim. Bazı arkadaşlar diyebilir üçlü tepe filan diye. Olabilir. Bunu efsane onaylamıyor ama şurada benim efsane indikatörüm var. Efsane indikatörüm hala alda. Bu süreç içerisindeki filam oluşumu diye gözlemliyor olabilirim. Ben filamayı şuradaki bükülmeden aldım. Buradan alırsanız çok daha yükseklere çıkabilir fiyat. Şu anda ilk hedefi de biraz önce çanakta görmüşsünüz, birinci hedefine yakın bir hedef çıkmaktadır. Şu sapını klonladığımda buraya tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi geçelim buradaki saatlik yorumumuza. Arkadaşlar, burada saatlikte oluşan
bazı harmonikler görüyoruz. Bu harmonikleri falan ben daha önceden hepsini hazırladım ki size videonun saatini uzun tutmamak için. Ne kadar uzun olursa o kadar sıkıcı oluyor biliyorum. İnsanlar da uzun videoları gördükten sonra hemen o videonun böyle kısa hızlandırılmış şekilde takip edip hemen geçiyorlar. O yüzden ben kısa tutmaya çalıştım videomu. 10 dakikaya geçmeyeceğimi dair size söz veriyorum. Burada bir şark oluşumu olmuş. Şarkın arkasından bir Black Swan Boa oluşumu olmuş. Bu ikisi de boğa şarkı, boğa harmoniklerindendir. Bu harmoniklerin hedefleri şarklarda özellikle boyun hedefi kadardır. En fazla C noktasına kadar gidebilirler. O da zaten öyle yapmış. Gördüğünüz gibi akabinde bir oluşum hem Cyber Boa hem de bir burada bir Bad Boa oluşum beklentisi içerisindeyiz. Bu Cyber Boa gerçekleşti bu Cuma günü. Şuraya kadar hedef indi ve hedef buradan döndü görüyorsunuz. Giriş bölgemiz şurasıydı zaten. Stop loss bölgemiz burası. Hedef fiyat buraya indiğinde eğer şuraya kadar inerse tekrardan bu hedef tekrardan bu şu harmonik devreye geçecek arkadaşlar. O da Boa bir Bat harmoniği olacaktır. Ama şu anda Cyber devreye geçmiş gibi gözüküyor Cyber Boğa. Onun da giriş hedefi zaten buradaydı. İlk hedefimiz 38.10, ikinci hedefimiz 39.42 olarak gözükmektedir. Hedeflerini ben buraya yazdım arkadaşlar. Size kolaylık olsun diye. Burada bir saatlikte yani kısa vadede yapacağı hareketleri göstermektedir. Bunlar her zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Harmonik formasyonlar her zaman ama her zaman destek ve direnç noktaları çok önemlidir. Onları da nasıl çizebiliriz? Ben genelde destek ve direnç noktalarına bir indikatörüm var. Onu kullanıyorum. O da şu indikatör. Genellikle yabancılara satıyor kendisi ama Türk dostlarına şurada görmüş olduğunuz şu arkadaş çok değerli bir arkadaş. Çok güzel indikatörleri var. Türk dostlarına bedava veriyor. Onu size tavsiye edebilirim. Şu gördüğünüz noktalar arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşiller destek noktaları, kırmızılar direnç noktaları. Yani fiyatlarımız buralara geldiğinde çok dikkatli olacağız arkadaşlar. Şurayı desteği geçtikten sonra şu iki tane destek noktasını görüyorsunuz. Destek noktasını geçtikten sonra hedef bir yapmaması için hiçbir şey yok. Hiçbir zaman şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Para tekniği yener. Cebine koymuş bir tane patron parayı gelmiş burada. Sizin bu tekniğinizi her şeyiniz alt üst edebilir. Teknik her zaman şudur. Teknik her zaman tahmin eder. Bu olursa bu olur der. Bu olursa bu olur der. Kendinizi her zaman bu şekilde eğitmeniz lazım. Hiç sıkılmadan, üşenmeden oturun, çalışın. Ben makine motor mezunuyum. Hiçbir şekilde maliyle falan bir alakam yok. Ama oturdum. Çocukluktan beri hayalimdir. Böyle grafiklerde, geometride falan çok hoşuma gider. Harmonik formasyonlar da inanın öğrenmesi çok zor formasyonlardır. Ama öğrendikten sonra inanılmaz fayda sağlar size. Bu yapmış olduğum harmoniğin ve diğer oluşumların linklerini de aşağıda videoya ekleyeceğim. Oradan direkt linke tıklayarak bunu seans içerisinde canlı olarak takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği için değerli Kenan abime de bir kez daha burada aranızda, huzurlarınıza teşekkür ederim. Bir borç bilirim. Çok sağ olun. Hepinize hayırlı günler diyorum. Her akşam sizlere bir hisse senedi hakkında bilgiler vererek burada paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Hepiniz cansınız. Hepinize saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı günler dilerim.